Burcu bizleri şu anda Offensive Security anlatacak. Uzun süredir Burcu'yu da aslında etkinliklerde göremiyorduk. Bu etkinliğin aynı zamanda Burcu hem organizatörlerinden hem de katılımcılarından keza. Unipsec adlı hani bizim de keza non-profit olan organizasyon, Türkiye'de daha fazla, yurt dışında daha fazla organizasyon yapmak için kurduğumuz organizasyonun da ana karakterlerinden kendisi. Hem ev sahibi hem misafir, sözü kendisine bırakabiliriz. Çok teşekkür ederim. Merhabalar ama şey ya Okan, kameram şu an Hiç sorun değil. yerde gözüküyor diye düşünüyorum. Hı. Onu bir minik ayarlamalıyız. Öncelikle söylemlerin için çok teşekkür ederim Okan. Evet, Unipsec böyle çok merakla ve severek aslında öncülüğüne ettiğimiz bir topluluk. Umarım harika yerlere gelecektir. Şimdiye kadar sunumlarını yapan herkesin de eline emeğine sağlık. Aslında bugün birçok şeyden arka planda da söylediğim gibi sağ olsunlar bahsettiler. Sanırım sunumlarda sona kalmanın böyle bir vibe'ı var ama yine böyle minik minik benim de dokunabileceğim. Özellikle öğrenci arkadaşlara bizzat hani bağlantıda kalabileceğim noktalara değinmeye çalışacağım. Yine LinkedIn'de sunduğum gibi işte faydalı kaynaklar bir iki sayfa koydum. Özellikle de bu alanı öğrenmeye çalışan kişiler için onları paylaşıyor olacağım. Öncesinde sunumumu istersen minik bir paylaşayım. Ekranım geldi mi? Evet, Burcu şu an geldi. Okey. Dediğim gibi sunumun ana konusu siber güvenlik alanında kariyer sızma testleri ve red team operasyonlarının minik bir karşılaştırması aslında. Orada bir minik daha böyle teorik bilgiye gireceğiz. Ben kimim? Burcu Yarar. Kendi tanımımla bu alana olan tutkum, merakım ve araştırma sevgimden dolayı ki hayatta birçok şeye karşı böyle olduğum için kendimi böyle LinkedIn'de passionate yani tutkulu bir siber güvenlik uzmanı olarak tanımlamıştım. Bu da zaten etraftaki birçok kişi tarafından çok büyük sempati gördüğünü fark ettim açıkçası. Ama bunlar dışında aslında ben bir etiketörüm, pentesterim ve şu an Türkiye'nin yine önde gelen kuruluşlarından birinde aslında finansal kuruluşlarından birinde Application Security Team Lead olarak görevimi devam ettiriyorum. Belirli sertifikalarım var. Az önce Gökhan Bey'in aslında pek sevmedi ama kendisinde de olan muhtemelen. Bunlara ilerleyen zamanlarda değineceğim ve şey aslında bu sertifikaların da neden, niye, niçin, hangi motivasyonla aldığımı da hangilerini ne şekilde tavsiye ettiğimi de böyle bir minik araya sıkıştıracağım. Direkt böyle aslında siber güvenlik dediğimizde yani hem danışmanlık tarafında hem de şu an halihazırda kurum tarafında farklı şapkalar deneyimlediğimden dolayı şey gördüm. Sektöre girmeye çalışan arkadaşlar ya da işte sektörün içerisinde var olan yine belirli tecrübesi olan arkadaşlar ya sorduğumuzda direkt mesela şey diyorlar hangi alandasın siber güvenlik alanındayım diyorlar ama ben bunu çok böyle şey olarak kabul etmiyorum yani hani siber güvenlik alanı sadece siber güvenlik, infosec ve ITsec diye oluşuyoruz aslında biz. Ve ITsec ile yani IT security ile siber güvenliğin küme kesişimi infosec'tir gibi yani. Bunun net olarak aslında burada olan özellikle de öğrenci arkadaşlarımızın böyle kafasına yerleşmesini istiyorum. Ama siber güvenliği, ITsec'te örneğin ne yapıyorlar diye bir minik bahsedersek. Burada aslında daha çok böyle işte Windows, Linux, database adminlerin yer aldığı, işte herhangi bir zafiyet çıktığında o patchlerin geçildiği en basit haliyle bu ekiplerin yer aldığı bir grup var. Yani altyapı ekipleri gibi düşünebiliriz. InfoSec'te regülasyonel süreçler, prosedürler yer alıyor. Siber güvenlikte ise daha böyle işte takımsal durumlar, işte Blue Team, Red Team ve Purple Team gibi takımların yer aldığı ekipler diyebiliriz. İki tarafı da günün sonunda orta nokta olarak aslında InfoSec nitelendiriyor. Burada işte kabaca baktığımızda Blue Team ve Red Team tarafına, bugün Red Team'e değineceğiz. Red Team daha çok saldırgan yani saldırı gerçekleştiren ekiplerin yer aldığı. Blue Team ise bunları aslında savunan ekiplerin yer aldığı. Yani aslında saldırıyla ilk karşılaşan ekiplerin yer aldığı grup diyebiliriz. Red Team ekipleri, bu arada Okan, ben çok çok hızlı sunum yaparım genelde. Konuşmamdan da tahmin etmişsindir. Ara ara girip Harika girebilirsin. gidiyor, harika gidiyor. Hiç şey yapmıyorum. Evet, yok ben normalde de bütün sunumlarım böyle 15 dakikada biter. Sonrasında hani ne yapıyorduk falan olurum. O yüzden Olur. lütfen Evet.
Ya kesinlikle bu arada arkadaşlar, benle Burcu'nun bir sorunu, biz çok hızlı konuşuyoruz. Evet. Buyurunlar. Çok hızlı konuşuyoruz. Okey. Red Team ekipleri, yani Red Team tarafındaki ekipler içerisinde böyle büyük kuruluşlarda genelde işte Vulnerability Management teamleri, işte In-House Pentesting teamler ya da Application Security, Cloud DevSecOps süreçlerinin yer aldığı teamler yer alıyor. Bir de ayrıca Blue Team var. Orada da yine işte siber güvenlik operasyon ekiplerinin yer aldığı ayrı bir başlık var. Bugün Blue Team'e çok ekstra girmiyorum zaten. Bundan çok da güzel bahsedilen noktalar oldu. Red Team'de de yani burada bunları anlatmaktaki amacım şu, onu söyleyeyim. Yani siz X bir işte büyük bir kurumda, bir kuruluşta, hani özellikle de bir banka yapısında yer aldığınızda ya da buralara danışmanlık vermeye gittiğinizde oralarda ne ekipler var? İşte hani çünkü bende şey olmuştu, ben danışmanlık tarafında başladım. Bir süre sonra işte network testleri kapsamında yer ala testleri için kurumlara gitmeye başladım. Çok farklı yapılar gördüm ama ne zaman ki kurum tarafına net olarak geçtim ve ilk kurumdan ziyade şu an geldim ikinci kurum, böyle giderek gözlemlediğimde orada bende anahtar kilit durumu oluştu. Yani hani bir şeyler kafada net olarak oturdu ve bir şeyleri çok daha iyi zamanla yorumlayabiliyorum. O yüzden aslında bunları bu bilgiye istinaden anlatıyorum ki hani sizler de oldu ki hangi noktada ve ne çerçevede başlamış ya da yer alıyor olursanız olun bu anahtar kilit uyumuna önem verin diye. Burada Red Team tarafında hangi pozisyonlarda işlere girebilirsiniz aslında? Genel olarak Security Engineer ama işte Pentester olabilirsiniz. Pentester olup işte Network, Web, Mobile, bunlar kendi yine uzmanlık alanları altında ayrılıyor. Red Team Engineer olabilirsiniz ki bu da zaten aslında Türkiye'de son birkaç yıldır artık ülkemizde popüler olmuş bir title. Yurt dışında çok daha öncesinde olsa da Türkiye'de daha son yıllarda popüler oldu ve aslında şey olayı da var, çok basit yani standart bir pentester'da atıyorum kendine Red Team Engineer diyebiliyor ya da işte direkt Cyber Security Engineer da kendine Red Team Engineer diyor. Burada bir anlam karmaşası olduğunu düşünüyorum. O yüzden ayrı bir başlık altında yazdım. Ya da işte az önce Gökhan Bey'in de bahsettiği gibi Bounty Hunter olabilirsiniz. Sızma testi, pentest nedir? Buna kabaca baktığımızda aslında yine önceki sunumlarda bahsedildiği gibi hedeflenen bilişim sistemlerine, biz verilere yetkisiz erişim sağlamayı hedefleyecek siber saldırılar, yani siber saldırı simülasyonları düzenliyoruz. En önemli kısmı sistemin o anki durumuna göre yetkili kişiler tarafından yasal olarak gerçekleştiriliyor aslında bu testler. Ne amaçla yaptırılıyor? Hedef sistem üzerinde yine güvenlik açıklıklarını kötü niyetli kişiler istismar etmeden önce tespit etmek ve sistemleri daha güvenli hale getirmek buradaki ana hedefimiz. Aynı zamanda belirli işte BDDK ve SPK gibi regülasyonlar da bunları zaten yani bankaları ve kurumları zorunlu olarak yılda bir iki kez yaptırmaya zorluyor. Sızma testi türleri nelerdir yine teorik olarak devam ettiğimizde? Kabaca iç ağ, dış ağ ve web uygulama sızma testleri olarak adlandırabiliriz. Sızma testi yöntemlerine baktığımızda bu yine black box, grey box ve white box. Aslında adlarından da anlaşılacağı gibi white box testte tüm bilgiler açık olarak sizlere sunuluyor. Grey box testte kurum tarafından bir kısmi bir bilgi sağlanıyor. Bu şekilde ilerleniyor. Örneğin test hesapları vesaire böyle gerekli noktalarda veriliyor. Black box'ta ise aslında en saldırı simülasyonuna uygun olacak test yöntemi bu diyebiliriz. Tamamen kör atış ilerliyorsunuz ama sisteme zarar verme ihtimali de var. Bu açıdan tehlikeli. Süreç olarak daha uzun sürüyor diğerlerine göre. Bundan dolayı kurumlar çok tercih etmiyor. Çünkü maliyeti de oldukça yüksek oluyor. Metodolojisi nedir diye baktığımızda kabaca burada bilgi toplama. Biz sisteme ilk başta gittiğimizde işte ne yapıyoruz? Dorklarla beraber işte atıyorum bir web uygulama sızma testi esnasında ne yapıyoruz işte? Hedef sistem üzerinde dorklarla arama motorları üzerinden bilgiler topluyoruz. Bunun dışında port taramaları yapıyoruz, servis keşifleri yapıyoruz. Burada ağ haritalamasını çıkarıyoruz. Zafi o ilgili servisler üzerinde hangi zafiyetler var? Bunlara hem manuel bakıyoruz hem de otomatize bakıyoruz. Otomatize çıkan sonuçları doğruluyoruz. Hedef sistem üzerindeki işte ilgili zafiyetin herhangi bir exploit'i varsa buradan sistemlere sızmayı deniyoruz ve daha sonra
yetkimizi hedef sistem üzerinde yükseltmeye çalışıyoruz. En sonunda da izleri temizliyoruz ve raporumuzu aslında hedef olarak sunuyoruz. Yani kurum içinde çalışan bir in-house pentesting ekibiyseniz bunu ilgili ekiplere gerçekleştiriyorsunuz. Eğer tamamen danışmanlık tarafında yer alıyorsanız bunu ilgili kurumlara gerçekleştiriyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Siber güvenlik alanındaki rolü nedir? Bu pen test, yani sızma test süreçlerinin ya da sonuçları doğrultusunda işte aslında orada direkt özellikle bu information security, infosec ekiplerine, bilgi güvenliği ekiplerine bu sonuçlar iletiliyor. Bilgi güvenliği ekipleri tarafından genel olarak zafiyetlerin yönetimi ve dağılımı ya da direkt işte red team ekibi içerisinde böyle bir ekip varsa onlar tarafından zafiyetlerin yönetimi sağlanıyor. Öncelikli olan acil kritik bulguların kapatılması için belirli SLA süreleri atanıyor ve o süreçler içerisinde bu bulguların kapatılması bekleniyor. Geri kalan sonuçlara istinaden de özellikle bilgi güvenliği ekipleri işte bunların risk analizini, süreç kontrollerini ve denetimdeki rollerini ortaya koyuyor direkt. Sızma testleri konusunda kendimi geliştirmek istiyorum. Peki burada nasıl bir yol haritası izlemeliyim? Kişisel gelişim süreciniz bu konuda en başı İngilizceyi yazdım. Çünkü hala yani Türkiye'de ne yazık ki çok 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 büyük bir problem bence İngilizce. Yani hani herkesin yine konuşmaktan yeri geldiğinde çekindiği bu şey itemi hep var. Biliyorum ama konuşamıyorum. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Ama artık ne yazık ki yurt dışıyla beraber çok fazla iş yaptığımızdan dolayı şey mümkün olmuyor. Yani hani İngilizce bilmemek mümkün olmuyor. Bir şekilde karşı tarafı anlayabilmek, doğru şekilde iletebilmek gerekiyor. Bundan birkaç yıl öncesinde anlayış gösteriliyorken okey tamam sen toplantıda konuşma diyebiliyorken yönetiniz bugün böyle bir şey söz konusu değil. Zaten default'ta bir kuruma geçtiğinizde bunu zaten biliyor olmanız gerekiyor, anlıyor olmanız gerekiyor ve İşiniz gereği, diliniz döndüğünce ifade edebiliyor olmanız gerekiyor. O yüzden aslında bence, yani evet alttaki tüm maddeler çok kıymetli ve önemli ama İngilizce en önemli. Çünkü zaten kaynakların birçoğu İngilizce. Ya da globale seslenmek istiyorsanız, yurt içinden, yurt dışından gerekli kişilerle doğru iletişimleri kurmak istiyorsanız çok çok önemli. Yine özellikle bu danışmanlık firmalarında, yani bu bağlamda dürüst olmak gerekirse, kurumsal tarafı staj konusunda vesaire çok aşırı önermiyorum. Şöyle önermiyorum. Çünkü danışmanlık firmalarında aslında daha aktif olarak işlerin içinde bulunup ellerinizi daha kolay kirletebiliyorsunuz size. Daha kolay yönlendirebiliyorlar. Çünkü onlar da sistemlere dokunabiliyorlar. Ama kurumlarda bu konu daha katı aslında. Hep şey derim yani kurum kendisi bir şekilde çalışana dokundurtmadığı sistemine danışmanlık tarafına gayet işte belirli şartlar doğrultusunda dokundurtabiliyor. O yüzden bence staj için danışmanlık tarafındaki kurumları tercih edebilirsiniz. Yine bu şekilde etkinliklere katılmanız özellikle öğrenci arkadaşlarımız için workshop bazlı da etkinliklere katılmanız çok çok kıymetli. Bir dönem siber kamp gerçekleştiren yine işte kurumlar vardı. Onlarda bulunmanız yine çok çok kıymetli. Bir dönem vardı belki Gökhan hocam artık bir dönemi tekrar geri getirir, yapar. Belki de çok güzel oluruz. Bunun dışında blog yazabilirsiniz. LinkedIn ve GitHub'dan böyle işte kıymetli bulabileceğiniz kaynakları araştırabilirsiniz. Blog yazma konusuna gelince de bunu LinkedIn paylaşımlarımda da zaman zaman dile getiriyorum. Çünkü bana arka tarafta DM'den de çok fazla yurt içinden ve yurt dışından soru geliyor. İşte hani mesela kendimi geliştirmeliyim diyor karşıdaki kişi. O zaman diyorum ki mesela şunu şöyle yap, bunu böyle yap ve bunu bu yap. Yani aslında bu zamanda bana önerilmiş bir yol. Benim direterek sonradan yaptığım keza bir şey. Evet bunun faydasını gördüm, hala görüyorum. Ve o zaman bana mesela yine sektörde çok, şu an Gökhan Bey'in de ortaklarından olan çok sevdiğim, benim de guru saydığım kişilerden biri şey demişti. Hani Burcu yani MMEP nedir sen de bunu yaz o zaman hani. Ama o zaman şey demiştim, hayır yazamam. Çünkü zaten herkes bunu biliyor. Yani herkesin bunu net olarak bildiğini düşünmüştüm. Evet herkes bunu biliyor ama ortada da şöyle bir şey var. Kim ne derse desin işte Pepsi var, Coca-Cola var, Okan var, Burcu var. Bizim bunları sunuş biçimimiz çok çok farklı.
mutlaka az ya da çok hepimizin de birbirinden öğrenebileceği bir şeyler var. Çünkü örneğin mesela ben şeyi hatırlıyorum, daha ilk başladığımda network testlerine, daha ilk gideceğim müşteride dediler ki öncesinde bunlara da çalışman gerekiyor. Ben de art poisoning konusuna çalışıyorum. Konuya çalıştım, labımı kurdum, her şey mükemmel, tamam yaptım. Ertesi günde kurumda bu hata deneyeceğim net olarak. Ama o akşam bana atanan mentörle üzerinden böyle minik bir geçiyoruz konunun. Bana sadece şey demiş, dedim ki o default parametrelerini kullandı. Dedim ki bu parametreyi de koyacağım dedim. Hayır koymayacaksın dedi. Dedim neden koymuyorum yani, bunun sebebi ne acaba? Çünkü dedim ya, onun sebebini orada sorduğumda işte o kendince sebebi açıkladı. Ben ki hayır bu sisteme zarar vermeyecek aslında. İki taraftan da şu case'i görebilmiş olacağız dedim. Yani parametrenin hedefi bu. Mesela o zaman şey demişti, Burcu sayende bir şey öğrenmiş oldum bu süreçten demişti. Yani o yüzden küçük büyük demeden hepimizin birbirine sunacağı şeyler bence çok kıymetli. Ve özellikle de işe alım süreçlerinde kurumsal tarafta ya da danışmanlık tarafında da bence şey çok artık önemli. Yani bu kişi işte bu sertifikalara sahip olsun ya da hiçbir sertifikaya sahip olmasın, direkt karşımıza gelsin ama neler öğrenmiş, öğrendiğini nasıl anlatmış, nasıl ifade edebilmiş. Bunlar çok çok değerli bence. Bunun dışında kişisel gelişim sürecinizde yine bu alanda bulunmak istiyorsanız, yani sızma testleri alanında programlama becerilerinizi, yine Linux, Unix bilginizi, ağ bilginizi ve sunucu sistemler bilginizi başlangıçta da yine bir tık geliştirmenizi tavsiye ederim. Sonrasında gerek stajlar, gerek... Tabii. Mesela direkt Nessus'u, yani çalıştırma bilgisayarına bu bilgileri tercih ediyoruz. Çünkü Nessus çok ezber bir, yani Nessus otomatize bir tool. Hani evet. Nessus'un arka planda nasıl işlediğini bizim bilmemiz gerekiyor. Yani aslında bu bana yerelen testine gittiğimde şöyle öğretmişlerdi. Burcu, Nessus'un yok, yani senin hiçbir otomatize tool'un yok Nessus şeklinde ya da OpenWAS vesaire. Sen bu testi nasıl gerçekleştireceksin? Bu bilgiler aslında olayın altyapısını aslında biraz önce... Evet, olayın tamamen arka planda işleyişini, yani sana müşteri, çünkü bazen müşteriye gittiğinizde de bu arada şey olabiliyordu, yani hani işte ilgili subnetleri verin dediğinizde kişinin de ondan bir bilgisi yok. Öyle dramatik durumlar var ne yazık ki. Bu ülkemizde hala olan süreçler bu arada muhtemelen, yani hani bundan 3-4 yıl önce vardı, bence şu anda muhtemelen hala devam ediyor. Çünkü bilinç yok belirli konularda baktığımızda, ama işte orada aslında o... sızma testi uzmanının o testi gerçekleştirecek ekibin yeteneğine ve yönlendirmesine bağlı tamamen o kişiyi. Yani orada siz de hiçbir işte keşif yapmak zorunda kalabilirsiniz o subnetleri gibi. Bunları çıkarmanız gerekebiliyor. O zaman işte tüm ağ bilginizi ortaya koymanız gerekiyor gibi. Süper. Çok teşekkür ederim. Konu açılmışken ben bir soru sorabilir miyim? Birçok offensive security alanında işte otomatize araçlar kullanılıyor. Fakat bu araçların etkinliği ve güvenilirliği konusunda siz ne düşünüyorsunuz acaba? Gerçekten güzel çıktılar verebiliyor mu? Ve manuel testlerin önüne geçebilir mi ileride? Çünkü yapay zeka da hayatımıza girdi. Bir taraftan yapay zeka ile de muhtemelen bu araçlar destekleniyor. Olacak en azından. Kişi kimdi? İsim alabilir miyim? Onur. Okey. Onur Bey, şimdi ortada aslında şöyle bir case var. Geçen gün ya, araçların birini iyi birini kötü diye yargılamayacağım. Bence direkt olarak şey kısmını söyleyeyim. Yapay zekayla da olsa tabii bunun gelişimini Ebubekir daha iyi bilir. Ama şey, ben direkt olarak adresleyebileceğini düşünmüyorum. Peki Burcu, neden düşünmüyorsun? Çünkü sonuçta güvenlik sadece işte otomatize testlerden ya da manuel otomatize testlerden oluşmuyor. Evet. Manüellerden de oluşuyor ama manüellerde de sadece teknikten oluşmuyor. Mantıksal zafiyetlerden de oluşuyor. Örneğin biz bankalar için yani mantıksal zafiyetler, bazen işte o teknik zafiyetleri direkt kapatabiliyoruz ama uygulama mantığında olan bir zafiyeti o kadar kolay fark edilemeyebiliyor ya da o kadar kolay kapatamayabiliyoruz. Ve mantıksal zafiyeti o anki bence pentesterin tamamen bakış açısına, bilgisine ve yeteneğine bağlı. Bunu da böyle diyor olmamın sebebi, örneğin oraya işte gidip 6-7 yıllık tecrübeli bir pentester koyalım. Bunu birkaç kez, çünkü danışmanlık tarafındayken de yaşadım ve kurumsal taraftayken de yaşadım.
o kişi o zamana kadar gördüğü işte tecrübeye istinaden aslında zafiyetleri deniyor mantıksal olarak baktığımızda. Yoksa işte teknikte zaten belirli kezler ortada. Ona göre ilerleyebiliyor. Ama örneğin yeni bir pentester geliyor. Bu alanda kendini geliştirmeye hevesi daha bir yıllık tecrübesi var belki. O kadar farklı bir bakış açısı kuruyor ki çok farklı bir zincir atak zinciri yaratabiliyor. O yüzden ben yapay zekanın bundan dolayı özellikle bu tarafta doğru hedefe direkt ulaşabileceğini düşünmüyorum. Yani çünkü insan beyni sonuçta daha farklı işliyor. Otomatize tool'lara gelince de doğru çıktığı, doğruluk oranı yüksek çıktığı verenler var, vermeyenler var. İşte Nessus gibi zaten aslında doğruluk oranı yüksek çıktığı verenler, daha rahat konfor alanı sunanlar öncelikli olarak tercih ediliyor. Bunun için de böyle diyebilirim aslında. Teşekkürler. Çok teşekkürler Burcu. Bu arada Sefa Hoca'nın da sorusu var gibi iki kere tam böyle giriyordu durdu, giriyordu durdu. Özellikle Nessus'tan sonra. Sorunuz var mıydı? Tamam, sanırım yok. Herhangi bir sorun yok zaten. Ya zaten bu Burcu Hanım zaten açıkladı zaten. Yani umumiyetle öğrencilerde de çok, Azerbaycan'da da çok gördüm. Yani Türkiye'de de çok gördüm. Öğrenciler otomatize tool'lara çok hevesliler. Yani ama biz akademisyen olarak derslerde falan yani pek fazla otomatize tool'ları çalıştırmamaya yönelik hamleler yapıyoruz derste. Yani işin bence püf noktası aslında Burcu da söyledi zaten. Yani o mantıksal tarafı da çözmek lazım. Yani öğrenciler, şimdi ben bir pentestçi değilim ama en azından metodolojiyi biliyorum ki kendim de analistçiyim yani. Hani biz orada mesela Türkiye'de de dediğim gibi yani öğrenciler işte alıyorlar işte Udemy'den eğitimi penetration'la ilgili orada hep tool gösteriyor. Ondan sonrasında o tool'u gösterdikten sonrasında geri dönüş yok. Öğrenci tamamen tool'a odaklı çalışıyor ama background'da ne olduğunu bilmiyor. Yani background'da işte Nessus'un çalışma mantığını bilmiyor. Ya yani en azından şöyle söyleyeyim, örnek vereyim yani. Diyelim ki sen işte VPN'lerle girmek çalışıyorsun. İşte IKEA'lara girmeye çalışıyorsun. İnternet key exchange'lere falan. Yani orada işte tamam Kalin'in istifade ettiği, kullandığı IKEA scan var. Ama orada mentaliteyi bilmiyor. Niye? Kriptografi bilmiyor. Kriptografi bilmediğinden dolayı başka bir tool kullanmak zorunda. Oradan başka bir yere çıkıyor. Agresif mod, main mod, alem birbirine değiyor. Öğrenci tamamen şeye odaklı olduğu için yani bunu bütün öğrencilerde gördüm. Türkiye'deki ders verdiğimde de gördüm. Azerbaycan'da da gördüm. Yani o otomatize tool'ların bence belki de İşlem bittikten sonraki süreçte yer alması bence daha uygun yani. Bu süreçte zamanınızı yandığını bildiğim için daha önceki konuşmalardan da aslında biraz da takılarak söyledim size. çok teşekkür ederim cevabınız için. Otomatize tool'ları bir saniye şimdi Okan. O kadar da kötülemeyelim diyeceğim. hayır kötüleme değil. Ben, sadece işin veren metodu. Çok minik. Otomatize tool'ları. Burcu şöyle söyleyeyim. Bak benim mesela mentalitem çok farklıdır. Yani ben mesela kaosu yaratıp geri çıkıyorum mesela. Genellikle hep öyle bir karakterim oluştu. Bunu ve seminerlerimde de çok açık söyledim. Yani öğrencilerime diyorum ki kaosu sen yarat, geri çık diyorum. Herkes birbirine dalsın diyorum. Karlı çıkan sen olacaksın diyorum. Orada o zaman tool işine yarar. Analiz ettiğinde işine yarar. Ama geri kalan kısımda o kaosu yaratacak bir elinde araç yok yani. Onu demek istiyorum yani. Evet. Çok teşekkürler. Burcu senle devam edebiliriz. Duruma sanırım biraz süremiz az kaldı. Okey, tamamdır. Burada kariyeriniz için evet geldik o kısma. Bu danışmanlıkta mı başlamalısınız, kurumsalda mı başlamalısınız kısmına aslında bir soru işareti olarak koydum. Burada hep beraber de fikirlerimizi söyleyebiliriz. Yani hem diğer katılımcılar hem sen Okan yani hani hep beraber. Şöyle ki ya burada çok direkt bir hedef göstermek istemiyorum ama ben danışmanlıkta başlıyor olmanın çok faydasını gördüm. Evet belirli bir sanki böyle sıkıştırılmış bir eğitim alıyor gibisiniz ama kesinlikle kurum tarafına geçtiğinizde o farkı hissediyorsunuz her anlamda.
bir kere vizyonunuz ve bakış açınız da çok farklı oluyor. Ama soru şöyle geldiğinde, Burcu, senin kurumsalda olan arkadaşların yok mu? Kariyerine burada başlamış, çok da iyi yerlere gelmiş olan, kesinlikle var. Burada da zaten kişinin tamamen kendi merakına, kendini geliştirmesine kalıyor. Yani doğru networkleri edinmesine kalıyor aslında bence. Ama bir tarafta süreç sanki daha sakin ilerleyip kendi çabanızla network edinmeye çalışmanızla ilerliyor. Diğer tarafta zaten var olan bir sürecin içine düşüp Allah'ım ben burada ne yapacağım derken bir anda olayları öğreniyorsunuz gibi. Yani bu tamamen aslında kişinin kendi karakterine göre seçmesi gereken bir yol diye düşünüyorum. Sertifikaları da örnek... soru varsa alayım. Sertifikalar devam et. Orada sadece try harder cevabını gördüm. Bu cevap buradaki yazı çok önemli. Arkadaşlar OSTP'yi almaya çalıştığınızda herhangi bir soru sorduğunuzda panelden arkadaşlara bunu nasıl yapacağım? Şurada bir hata var. Sadece size bu cevap verilir. Muhtemelen chatbot bile yazmış olabilirler bunun için. Evet evet. Yani bence yani bizzat girmiş biri olarak şey yani chatbot olduklarını düşünüyorum ara ara yani. Çünkü ne sorarsanız sorun yanı sadece try harder yani orada. Sertifikalar kısmına gelince burada aslında şeyleri yazdım direkt. Bizim bu özellikle de saldırgan güvenlik tarafında, offensive security tarafında işte hangi kurumlarda, hangi kurumlardan sertifika alabilirsiniz ki SANS keza zaten ya da ISAC'a dünyaca bilinenler. Diğerleri de o şekilde bizzat ama OFSEC tarafına yoğunlaşmış olanları mevcut. Yine Blue Team sertifikaları da var. Sertifikalar konusundaki düşüncelerim şöyle. Bence evet şeye katılıyorum Gökhan Bey'e burada kesinlikle. Sertifikası olmayan mükemmel hacker diyebileceğimiz ya da siber güvenlik uzmanları diyebileceğimiz kişiler var. Sertifikalar evet bence de kesinlikle zorunlu değil. Ben kendi adıma sertifikalarımı motivasyonel açıdan almıştım. Çünkü zaten bu benim genel yaşama düzenim de böyle. Yani kendi kişisel hayatımda, öz hayatımda da böyle. Ben challenge severim. Yani onu oraya koyarım, o havucu ve o havucu kazanmayı seven bir karakterim. Bundan dolayıydı benim için. Keza zaten ücretini ben ödemiyorsam, kurumum da karşılıyorsa bu konuda bunu alıp bir şekilde göstermek, sunmak ve buradan aldığım bilgilerle de kendimi geliştirmek isterim modundayım. Ama tabii eğer sertifikayı kurum karşılamıyorsa maddi olarak bunlar çok yüksek dozda giden sertifikalar. Ücret olarak çok ücretleri dolar üzerinden satıldığı için de fazla zaten. Fazla ilerliyor bizim ülkede. Burada sadece şeyi söylemek istiyorum. Bence sertifika almak zorunda mısınız? Değilsiniz diyeceğim ama yani hepimizin bildiği bir gerçek var. Kurumlardan örneğin biz işte X bir danışmanlık firmasından bir hizmet almaya kalktığımızda pentest hizmeti hemen şey diyoruz. Hangi sertifikaları var? Belki bu arada sözleşmeyi onu yazan kişilerin o sertifikadan haberi yok ama danışmanlık tarafını böyle bir şeye zorluyor. Şimdi orada da diyeceksiniz ki eğer sertifikası olan pentesterler bu testi yaptığında çünkü o arka tarafın da işleyiş planını biliyorum. Orada ne oluyor? Hani sanki hiç açıklık kalmıyor mu ya da %100 güvenli mi oluyor? Hayır, güvenli olmuyor. Yine olmuyor ama bu bir şekilde kurumların kendini garantiye alma şekli diye geçiyor. Ya da yurt dışında da bu şekilde önem kazanıyor. Siz Türkiye'de herhangi bir işte büyük bir kuruma iş görüşmesine gittiğinizde de sertifikalarınız ne yazık ki sizi ön plana geçiriyor. Bence burada önemli olan kişinin kendi bileğinin hakkıyla o sertifikaları alıyor olması. Çünkü öteki türlü zaten kendi bileğinin hakkıyla almayan kişiler bir şekilde mutlaka bunu belli ediyor. Yani mesela örneğin ben kendi ekibime sertifika hedefleri koymuş durumdayım. Yıl sonuna belirli sertifika hedeflerimiz var. Ama zaten ben o X, Y, Z kişisinin bu sertifikayı gerçekten kendi tecrübesine yani kendi bileğinin hakkıyla alıp almadığını gözlemleyebiliyorum. Yani aslında onu sunan kişinin de bunun farkında olması gerekiyor. Yolun başında değil ama bence yolun ortasında kurum sunuyorsa kesinlikle alınması gerekiyor diye düşünüyorum şahsen. Red Team tarafına değineyim bir minik de. Orada da şöyle aslında Red Team operasyonları işte gerçek tehditlerin peşine düşüyor daha çok. Yani bir kuruluşun genel olarak güvenlik kontrollerini doğrulamak için siber saldırılar gerçekleştiriyorlar ve deneyimlerini savunma ekipleriyle paylaşıyorlar. Sızma testlerine evet oldukça benziyor ama iki etkileşiminde farklı hedefleri var. Bir kere Red Team hedef odaklı. Yani hedef odaklı derken şöyle bir case var.
örneğin işte siz kurumunuza bir red team operasyonu düzenletmek istiyorsunuz. Burada gidip anlaştığınız dışarıdaki X firmasıyla, ki kurum içinde de yapsanız bu böyle, o anlaşma aşamasında hedefte işte bir ya da iki tane hedef veriyorsunuz. Ya şu dizine ya da işte şu sunucuyu ele geçirmen gerekiyor diye. Burada red team sürecinde o ilgili kurum, yani hizmet veren taraf ne yapıyor? Tamamen işte sizin dış dünyadan, yani kendi dış dünyadaki atak surface'inizden içeri girecek bir yol arıyor. Bunun için aslında belirli bir süresi oluyor. İşte oldu ki içeri girebilirse belirli bir süresi oluyor. İçeri giremezse siz yine ona izin veriyorsunuz. O aradaki anlaşmaya bağlı olarak içeride neler yapabileceğini gösteriyor vesaire gibi süreçler oluyor. Bundan dolayı da aslında kurum uzmanlarının test etmesini istediği şey tarafında aslında her şey tasarlanıyor günün sonunda. Dediğim gibi başarılı olması için hedefleri tamamlaması gerekiyor. Aksi durumda zaten black box bir pentest haline geliyor bence. Bu testler esnasında BT tarafı ve güvenlik ekiplerinin geri kalanının ya da Blue Team tarafının kesinlikle haberi olmaması gerekiyor. Sadece bu testi yani o ilgili ekiple etkileşimde kalan bir ya da iki kişinin haberi olması gerekiyor. Peki hangi işletmeler içindir totaline baktığımızda? Oluşturdukları savunma mekanizmalarına güvenen ve sıkı çalışmalarını teste tabi tutmak isteyen, işte gerçekten olgunluk seviyesi yüksek duruşlara sahip işletmeler için gerekli. Çünkü burada şey var, siz sistemlerinizi işte sürekli olarak bu continuous dediğimiz pentestlerden geçirmiyorsanız, düzenli zafiyet taramalarından geçirmiyorsanız, gerekli aslında yatırımı sağlamıyorsanız, yani işte bir attack surface ürününüz yoksa ya da diğer tarafta güçlü bir buff'ınız yoksa vesaire EDR vesaire, bunlar yoksa gidip aslında hiçbir şey yapmadığınız, yani belirli bir olgunluğun olmadığı bir yere red team operasyonu gerçekleştirmek çok aslında boş, pek de bir anlamı yok gibi. Red team ve pentest arasındaki farklar nedir dediğimizde, aslında birinin hedefi direkt işte dışarıdan içeriye red team tarafında girmeyi hedefliyorsun. Sosyal mühendislik saldırıları olabilir ya da farklı teknikler olabilir. Diğerinde ise pentest'te ise işte direkt size aslında sunulan alan, hedef doğrultusunda zafiyetleri bulmaya çalışıyorsunuz. Red team tarafında ki kaynaklarınız farklı, pentest tarafındakiler farklı tabii ki de baktığımızda, yani size sunulan o yöntemler açısından. Zaman olarak red team'in süreci çok çok daha uzun sürüyor. Pentest'te adam gün üzerinden işte bir hafta bu uygulamayı ya da işte bu yerel testini bir hafta gibi bir süreçte bitirebiliriz gibi. Tabii ilerleyen süreçlerde de tespitler ve o ekiplerle iletişim ve bunların doğrultusunda da artan maliyet red team'de daha fazla, pentest'te bir tık daha normal diyebiliriz. Genel olarak faydalı kaynaklar açısından sunduğum şeyler de böyle. Aslında buraları görüntüsünü alabilirler ama sunumları zaten size göstereceksem de yani sunumlar paylaşıldığı için de bunlara da zaten hali hazırda bakabilirler diye düşünüyorum. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Red teaming pentest'e göre çok mu pahalı ya? Direkt ücretli bir madde eklemişsin. Benim gördüğüm ve bizzat red team hizmeti yani şu an bulunduğum kurumda değil ama daha öncesinde aldığımız için, ki sektörün liderlerinden birinden hani bu şekilde göre çok çok fazla. Bu arada bunu sormamdaki şey tabii şakaydı arkadaşlar. Red teaming ve pentest'te ciddi anlamda tecrübe farkı da konuşuyor oluyor. Bu işi yapan arkadaşların tecrübesi de keza şey yapıyor oluyor. Burcu istersen şu an webinar ekranında kaldı. Top sharing diyorum. Durdurdum. O zaman ufak tefek bir iki tane soruyu sormak istiyorum sana. Offensive Security'sinde bulunan zayıflıkların düzeltilmesi için ne tür bir süreç işletiyorsunuz? Örneğin ben geldim. Bir test yaptım ya da sizin kurumunuzun içerisinde bir test yapıldı. Hadi arkadaşlar test yapıyoruz. Zafiyeti bulduk. Seviniyor muyuz? Yoksa burada bir aşama mı kaydediyoruz? Burada belli bir süreç mi işletiyoruz? Aslında işte olayın dramı hep orada başlıyor Okan bizim için. Yani şöyle, mesela sen dışarıdan bir uzman olarak geldin ya da bir ekibinle beraber geldin. Bize sızma testini gerçekleştirdin. Daha sonra bizim o aşamada ilgili ekipleri adresleyecek zafiyet yönetim süreçlerimiz mevcut. Yani eğer bulduğun zafiyetler çok acil ya da kritik seviyeliyse, acilse en kısa sürede aksiyon aldırmaya çalışıyoruz.
Ya da işte kritikse bu belirli bir süreye daha yayılıyor. Ama yani dışarıdan görüldüğü kadar içeride next ilerleyen süreçler olmuyor ne yazık ki. Tamam, gayet güzel. Bir sonraki süreçte mesela yeni bir teknolojiler. Şu an artık hani yapay zekalar, onun dışında siber güvenlikle ilgili projeler çıkan yeni mesela komponentler. Örneğin mesela önceden JavaScript var, sonra TDGS, şu anda kullanılan Vue.js var. Bu gibi yeni teknolojilere bir offensive security engineer'ın adapte olması gerekiyor mu? Sence ne ölçüde adapte olması gerekiyor? Adapte olması gerekiyor. Bence yüksek ölçüde de adapte olması gerekiyor. Bunun sebebi de şu, yani ben açıkçası şunu bizzat yaşayarak tecrübe ettim. Yani bulunduğum kurumda, yani şu an hali hazırda bulunduğum kurum değil ama yani şeyi gördüm, düzenli olarak pentestler gerçekleştiriyor. Yani sürekli pentestler, zafiyet analizleri, attack surface ürünleri ve benzeri birçok şey var içeride. Yani ve bunlar da hali hazırda kullanılıyor. Ama o dönem third party bir web uygulama bileşeni üzerinde bulunan, geçmişten kalan böyle minik bir açıklık ve güncellenmemiş ve direkt bu aslında sitenin kaynak kodunda da gözüküyor versiyon bilgisi. Oradan direkt içeriye exploit ile dalındığını gözlemledim. Ben bir diğer soru, hani şu an Türkiye'nin büyük bankalarından birinde keza çalışıyorsun. Keza öncesinde yine lider bankalarından birisinde çalışıyordun. Burada offensive security testleri sırasında genel olarak, hani çok özel değinmeden, genel olarak yaşadığın en büyük zorluklar neydi? Ya da bu ekiplerin yaşadığı en büyük zorluklar neler oluyor? Bu ekiplerin yaşadığı bence en büyük zorluklar yani genel olarak IT tarafıyla bence şey yapamıyoruz. Hani mutabık kalamıyoruz. Yani kurum içerisindeki ne yazık ki herkes işte güvenlik bakış açısına sahip olmuyor. Yani bu şey gibi aslında. Örneğin bir uygulama güvenlik testi gerçekleştiriyorum şu an hali hazırdaki ekibimle. İlgili ekiple iletişime geçtiğimizde ne oluyor? Hayır, bu bir zafiyet değil diyor mesela. Çünkü güvenlik bakış açısı yok. O zaman kritik bir soru. Şimdi burada ciddi bir şey var. Yani bir güvenlik ekibi diyor ki bu bir zafiyet. Yazılım ekibi diyor ki zafiyet değil. Buradaki otoriter güvenlik ekibi. Gün sonunda. Otoriter güvenlik ekibi mi? Bu da bir soru. Global'de güvenlik ekibi şimdi bu. Şimdi gün sonunda ufak bir soru. Buradaki riski kim kabul ediyor? Karar verici mekanizma kim? Ben gün sonunda bu zafiyetin eskale edildikten sonra günün sonunda kaldığı yer ilgili ekibin kendisi oluyor. Yani hani çünkü bu bir zafiyet, yani bunu değiştiremeyiz. Zafiyet olan bir şey zafiyet değildir diyemeyiz. Zafiyetli bir uygulama release geçirdiğinde ve production'a geçirdiğinde bu zafiyetle ilgili bir istismar olduğunda dönüp dolaşıp bana ne zorla çıkarmasaydın bu zafiyeti, biraz daha zorlasaydın gibi subjektif yorumlar yok. Yani ilgili riski onaylayan ekip burada etkileniyor oluyor. Aynen. Yani ama böyle bir aşamada şeyi söyleyebilirim, yani bilgi güvenliği ekibi genelde onayı verir ama bilgi güvenliği ekibi bile onay vermez. Vermiyor yani. Hani vermediğini gördüm yani hiçbir şekilde. Tamamen o zaman bu ilgili işte network ekibi mi? Ya da işte o uygulama güvenliği ekibi mi? O bölüm başkanlığı alacak bu riski. O zaman süper bir soru. Aslında soru listende olan bir soru. Cevabını da kısmen aldık ama biraz daha netleştirelim. Kurumlardaki bu tarz politikalar, kurallar, prosedürler offensive security'nin verimliliğini nasıl etkiler? Offensive security ekipleri. Verimliliğini, yani bu şekilde olması bir kere iyi yönde etkilemiyor motivasyonel açıdan. Ama süreçler doğru işletilse gerçekten offensive security ekiplerinden en doğru şekilde aslında kurum yararlanarak günün sonunda olgunluk seviyesini arttırabilir yani. Anladığım kadarıyla sesinden ve şikayetlerinden kurumlardaki aslında sevilmeyen ekipler olduğunu anlıyorum offensive security. Yani bir şey değil. Hiç sevilmiyoruz, evet. Yani bizi yok sayıyorlar diyebilirim, aynen. Evet, çünkü şeydir, gün sonunda birisinin açığını söyleyince herkes bunu olgunlukla karşılayamayabilir. Özellikle yazılım ekipleri bu konulardaki şeydir oluyor. Keza bu arada yazılım ekipleri değil miyim? Benim hani bir yazılım sibergonik şey vardır. Yazılım tarafı da vardır. Kabul edilmez sizin. Yazılım ekipleri için şöyle bir trik bulduk. En azından kendi kurumumuz üzerinde. Artık onlara böyle normalde mimari taraf da eğitimler veriyor bilinçlenmeleri için. Güvenli yazılım geliştirme eğitimleri ya da aldık ya da direkt işte outsource olarak alınıyor ama biz özellikle işte
kendi bulduğumuz böyle özellikle mantıksal ve kritik zafiyetler, böyle acil seviyeli, kritik seviyeli sayılabilecek zafiyetler üzerinden ilgili ekiplerle birebir eğitim vererek gerçekleştiriyoruz. Mesela böyle olduğunda daha çok dikkatlerini çekiyor bence. Şimdi ben soruyu, şimdi offensive security olduğu için aramızda komutan title olan bir arkadaşımız da var. Ben Bugar Hoca'ya da soruları var mı ya da Sefa Hoca'ya da soruları var mı sormak istiyorum. Teşekkürler Okan Bey. Çok güzel anlatım oldu. İzahını şaşırdı. Teşekkür ederim. Burcu, Burcu Hanım'a da teşekkür ederim. Burcu, şeyi sormak istiyorum. Yani Türkiye'de de yaşadım yani. Azerbaycan'da da yaşıyorum. O süreci nasıl atlatıyorsunuz? Yani tamam gittin, red team hizmeti verdin ama karşı taraf, hani az önce konuştuk da o süreci falan. Baskı uygulayamıyor musunuz o süreçlerde? Yani bilmiyorum ya, prosedürler bankalar için farklıdır. Kurumsal şirketler için farklıdır. Yani tamam bir olay birisinin üstüne ihale düşecek yani. O ihaleyi birisinin üstüne düşürmeniz lazım yani. Ondan sonrasında o süreci biraz daha hızlandırma modülünüz yok mu yani? Tamam zafiyeti buldunuz aslında ama... Bunu direkt adresleyen ekip benim bugüne kadar içlerinde bulunmadığım ama el ele çalıştığım işte o infosec, yani o direkt bilgi güvenliği ekipleri. Yani bu neydi işte? Zafiyeti işte ben atıyorum, tespit ediyorum. Gerekiyorsa zafiyeti yönetiyorum. Kime atanacağına varana kadar buluyorum ama o ekibe o baskıyı oluşturacak ekip bilgi güvenliği ekibi. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Yani bazen bilgi güvenliği ekipleri kendi içlerinde de çelişiyorlar. Yani ondan sonra, o da var yani. Bir taraf siber güvenlik ama bir taraf bilgi güvenliği. Yani ikisi ayrı bir şey yani. Ondan sonra en başta o yüzden bizzat ondan bahsetmek istedim. Yani bu kavramların hepsi birbiriyle çok karıştırılıyor. Yani IT ve siber güvenlik ekibi birbiri arasında el sıkışabilir ama bunların ikisinin el sıkışması yeterli değildir. Aynı zamanda bilgi güvenliğiyle IT de el sıkışmalı, bilgi güvenliğiyle siber güvenlik de el sıkışmalı. Ancak süreç bu şekilde doğru şekilde işleyebiliyor. Ya şöyle söyleyeyim, sen onun kritik skorunu bildikten sonrasında acil kapatılmalı dediğinde sen karşı taraftaki yani bilgi güvenliği ekibi bununla ters düşebilir, yazılım ekibi ters düşebilirler. Ya orada zamanla da yarışıyorsunuz yani. Zaman, evet, evet. Oradaki zaman süreci nasıl ilerliyor o da benim için çok önemli. Ya yani mesela Türkiye'de de gördüm, Azerbaycan'da da görüyorum yani de. Yani bizde de mesela var, mesela Azerbaycan'da ben mesela respons alamıyorum mesela. Ne yapıyorum? Baskı yaratıyorum. Kaosa sürüklüyorum adamları. Gitsinler diyorum. Duvara toslasınlar diyorum yani. Yok, o tarzında bankalar tarzı kurumlarda bu süreç ne yazık ki pek böyle işlemiyor. Zaten sürecin kaos oluşturması da bize en üzen ve işlerimizi yavaşlatan case oluyor. Örneğin işte Log4j'ye çıktı. Bu yani kişisel bulduğunuz zafiyetlerde kritik olduğunda ve mantıksal olduğunda bunu anlatıp o karşı tarafın artık anlaması ya da anlamak isteyip istememesiyle alakalı bunu eskale edebiliyorsunuz. Ama işte bu Log4j gibi dünyaca bilinen zafiyetlerde ve patlayan zafiyetlerde, bu tarz zafiyetlerde mesela aslında süreçler çok next. O an elinizde olan CMDB verilerinin, yani assetlerinizin doğruluğuna bağlı olarak ilerleyen süreçler var. Burada işte bilgi güvenliğinin ya da siber güvenlik ekiplerinin direkt yaptırımları ve söylemleri çok net oluyor. Dünyaca alarma geçilmiş noktalarda. Ama diğer türlü kişisel olarak bulunan zafiyetlerde bir tık daha bazen yavaş işleyebiliyor. Ama zaten bu riski doğru şekilde anlattığınızda, yani biz siber güvenlik ya da offsec ekibi olarak neyden sorumluyuz? Risk bu şekilde demekten sorumluyuz bir noktada. Yani kimsenin zorla kapattıramayız aslında bu diyor. Zaten burada da çok normal. Log4j ve zafiyetlerde APT grupları... Bence ya bana kalırsa bunu bir kanun çerçevesinde düzenlemeleri lazım aslında. Yani kanun çerçevesinde. Çünkü iki ekip birbiri çeliştiğinde ne olacak yani? Olay kime en zararlı? Yine onlar çıkacak yani o durumda. Aslında bunu bir kanun çerçevesinde yönetmelik, ya bilmiyorum, yönetmelik vardır illaki de. Var mı böyle bir yönetmelik Burcu? Şey tarafında, infosec tarafında tabii ki de mutlaka var. Ya günün sonunda bu arada zafiyetleri kapatıyorlar.
Ama zafiyetleri, yani acil, Gökhan Bey'in belirttiği gibi acil ve kritik zafiyetler zaten o sistemlerde öncelikli olarak belirtildiğinde aksiyon almaya çalışıyorlar. Ama onlar o aksiyonu alana kadar, sonuçta onların o aksiyonu alması var, daha sonra bizim ekiplerimizin onları doğrulaması var. Gerçekten doğru şekilde kapatmışlar mı? Farklı bir yerden farklı bir atak gerçekleştirilebilir mi gibi bakış açıları gerekiyor. Özet olarak şöyle diyebiliriz aslında. Gün sonunda kurumların Türkiye'de uyumlu olmak zorunda oldukları BDDK, onun dışında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüm, özellerde PCI, ondan sonra 27 bin bir gibi compliance ve regulasyon checkleri var. Buralara zaten kurumların uyumlu olmak gibi bir zorunluluğu oluyor bu compliance ve regulasyonlara. O yüzden böyle bir zorunluluk olduğunu da söyleyerek toparlayabiliriz. Arkadaşlar, eğer başka bir soru kalmadıysa katılım için gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü tam tamına şu an 4 saat 53 dakika oldu. Ve hiç ara vermeden ilerledik. Gerçekten ellerinize sağlık. Katılan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Şu anda baktığımda hani parça parça onlarca arkadaşın gelip çıktığı, ilgi duyduğu ve benzeri konuları görüyoruz. Etkinliklerin her birisi, bu sunumların her birisi sunum olan dosyalar maille Ahmet Bey paylaşıyor olacaktır. Onun yanı sıra bütün video içerikleri de paylaşılıyor olacaktır. Bundan sonraki süreçte etkinliklere devam edeceğiz. Bir sonraki etkinliğimizin duyurusunda keza bundan sonra maillerde de takip edebilirsiniz. National, International, yani Türkiye, Azerbaycan üzerinde, onun dışında da bütün dünya üzerinde İngilizce olacak da etkinliklerde düzenli olarak devam edecektir. Katılan herkese, emek veren herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla. Teşekkürler. Teşekkürler. Elinize sağlık, çok güzel bir etkinlik oldu.